Ekmeği yani... inşallah hazır değildir. Ekmeğini burada yapması gerekiyor bence. Ha, ekmeği ekmek burada mı yapacaktım anlamadım. Ne yazıyordu benim? Ekmek mayalayıp ekmek mi pişirecektim burada 2,5 saatin içinde? Ben size şunu söyleyeyim, ekmek pişirmenize gerek yok. Zaten masada ekmek var. Tamam. Siz direkt ekmeksiz olarak servis etseydiniz. Hayır ama ekmeğin farkını göreceksiniz. Yani şimdi yemeden bu yorumları ben anlamıyorum. Canım, tadına bile bakmadan. Hayır canım, değerlendiriyorum. İstediğim yorumu yaparım, ona siz karışamazsınız. Tamam da yani nasıl bir fark yaratacağını tamam. göreceksiniz. Masaya şimdi ekmeği niçin kullandığımı da ifade edeceğim. Masadaki ekmekle buradaki ekmeğin farkı. Bu arada ekmek yapımı çok basit Erkan. Ya hayır, evet basit de yani. O zaman sizden ekmek bekliyorum ben, gününüzde. Size. Harika. Çok memnun olurum. Bir bardak yulafla, bir bardak yulafla, bir bardak suyu karıştırıyorsunuz, rondodan geçiriyorsunuz. Harika. Çok güzel. Hepsini döküyorsunuz. Evet. Zaten bazlama oluyor. Yulafla. Ne güzel yeriz vallahi. Yarın yapın açıktım. Şu an açtım. Şimdi ekmek yapanlar oldu mu? Oldu. Ama tabii. Burada sarımsak aromalı ekmek demiş. Yani bir illa yakmak zorunda değil. Ya. Bruschetta gibi yani. Herhalde sarımsak sürdü, yağlamıştır diye aynen düşünüyorum. Aynen öyle. Yani ben de diyorum ki buna gerek yok Zoran. Zaten yanında bir karbonhidrat var, patatesimiz gelecek. Zaten ekmek isteyen de burada alsın. O zaman sarımsak sosunu yapsın, yanına koysun. Biz bunu alalım, üstüne sürüp yiyelim. Ama burası aynı bir, mantık oluyor. Şimdi Duygu Hanım, burası bir spor yarışması. En azından sinek içecek koymadım yani, önünüze ben ya. Proteini karbonhidratına hesaplıyoruz. Yapmayın Allah aşkına. Ay uyum açısından söyle. Patates var zaten aynen. karbonhidratı var aynen. tabak. Aynen, tabak çok dolu gözükmesin diyorum. Duygu Hanım, en azından sinekli çiçek yok. Havadaki uçan sineklere nasıl tamam. engel olabilirim i̇şte acaba? Yani ne yapalım, yemek yiyelim en azından. Geceden gelip sinekli kuracaksınız burayı, o yüzden. Ya sineklik mi geçti? O çatır çatır şey yapanlar mı? Çiçeğinizden geldi o sinek, neyse. Çiçeğinizden. Kamerayla izleyin bakın, ben çiçeğimin paketini burada açtım. Hiç açık getirmedim. Kapalıydı zaten. Aa, i̇çindeki açtım, sineği koydum. Paketlemişler birlikte. Ve koyduğum zaman da tek tek herkes ölürdü şahit. Ölürdü o herhalde havasızlıktan. Aynen, ölürdü. Ve hepsini tabaklarımı son kontrol yaparken hepsini peşede sildikten sonra baktım ya, tek tek. Ya o minik sineklerden de şey yaptık arkadaşlarımla evet. da sonra teyitleştik. Evet o uçan şey çünkü gelmiş yani içine girmiş. Kanatları aynen. vardı yani, sineklere nasıl engel olabilirim bilmiyorum. Ama risk almışsınız yani. Tabii. Canlı çiçek kullanarak. Risk aldım ama tek tek kontrol ederek baktım. Tabaklarımın kenarına sildim peçeteyle tek tek baktım. O anda ya koyduktan sonra belli ki masaya aynen. gelmiş içine. Tabii olmaması gerekir o ayrı da maalesef girmiş işte. Mantar var mıydı bunun içinde? Mantar var mıydı bunun içinde? Serkan Bey. 100 puanlık uzman sorusu. Mantarı merak ediyor Necip de. Var var. Olmaz mı? Olmaz mı? Salatayı önden verseniz, biz salatamızı yerken siz hazırlasaydınız keşke. Bekliyoruz zaten şu krema mantar bunun alameti evet. farkısı. Hardalı, karabiberi. Salatayı yerken en azından onu yorumlarız. Turşusu. Duygu Hanım böyle söylüyorsunuz da dün de siz bu kadar 10 dakika geçti. Ama ben salatayı süremiz. Getirirken tekrar yani. Gittim oraya ana yemeğimi. Hiç göremedik biz masada. Yedik bitirdik. Hala geleceksiniz. Hala geleceksiniz. Dün önemliydi ama. Bakın neyse. Çok güzel bir kızım. Ufak tefek. Yorum yapabilirsiniz şu an. Güzelsin tabii o aile. Bayağı aradılar dün beni. Masadan hiç kalkmayayım bugün, mutfağa da bakmayayım. Siz 10. dakikada doya tam bana. Sen salatayı getirdin. Evet. 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 Sonrasında biraz hayır. daha bekledik. Bayağı 10 dakikada geldi. Kendi sunumum var. Şimdi kaç kadar. Dakika oldu? Huysuzlanıyor yarışmacılarımız. 7 dakikan bitti. Hemen geliyor. Tamam. Güzel peşindesiniz. Evet. Daha salatalarımız da var çünkü. Bu da böyle yarışmacı için ne büyük bir baskı düşünüz. 7, 8'de evet. siz 9'a evet. doğru geliyoruz. 10'da bakmıyoruz. Yaparken ayrı, şimdi ayrı. Değil mi? Dakikayla i̇şte yarışıyoruz. Biraz yapacak böyle bir şey yok. Dün hepsini tek tek bastığım için salatalarımın falan çok zor yetiştirdim ve bir tane kalıbım vardı. Senin salatanda temel sorun bence neydi biliyor musun? Ben sosunu falan beğendim, bitirdim zaten. Evet, bana da çok hitap olsun. Eden bir salata oldu, ayrı tırnak için de söyleyeyim. Fakat nedense o sos avokadoya geçmemişti. Avokado yalnız... koymadım. Avokado zaten sossuz getirdim ben. İşte belliydi. Sadece marullarımı evet. ovdum. Evet. Ama avokado zaten kendi içerisinde çok tadı olan bir evet. şey değil. Yağ ile falan. Avokado çok yedim. Da hoş bir tadı yok. Onu evet, da aromalandırılması, lezzetlendirmesi aynen. sosuyla falan. Ha, kahvaltıda haşlanmış yumurtayı koy yersin. Bir tuz, bir limon serpersin üstüne ekersin. Ama yani dün o avokadoyu da ben birazcık daha isterdim onu. Avokado hep yedim. Hiçbir tad alamadım ki. Avokado zaten çok biraz şey kalmıştı ama onun dışında... Ya ben o zaten salatanın yaptığım salatanın özelliği de parçalayıp bütün sosları karıştırıp öyle yemeniz lazımdı. Avokadoya ben sos koysaydım avokadom kararırdı. O yüzden ben ona sos koymayı tercih ama etmedim. Ama o anda koymadın mı sosu? Hiç, ona hiç koymadım çünkü avokadomun siyah getirmedim. Hayır o anda koyup getirsen o kadar da kararmazdı ya. Üstüne damlatmayı düşündüm ama... Keşke evet, damlatsaydın. Evet. Damlatmayı avokadom rengi şöyle getirdi. Yapılabilir tabii ki bu salata karıştırıp yiyebilirsin. Evet. Ben batırdım sosu. Yedim o zaman oldu evet, yani. Sosu. Ama üstelik avokadoyu alınca bir tatsız bir şey geliyor yani. Ben oradan tad alabilseydim daha yüksek puan alabilirdim. Ben sosadan kırdım çünkü senden. Teşekkür ederim evet. yine de sağ olun. Evet rica buyurun beef stroganoff. Salatamız önden gelseydi daha iyi olabilirdi. Gratin de foie. Serkan Bey işiniz bitince de bir en son meyve suyu alabilir miyiz? Tabii ki varsa. Aynen. Ya ben bir soru daha sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sor hadi. Mesela patates gratin yazmak yerine neden Fransızcasını yazdın? Bu yemeğin ismi
gratin de fünua. Yani internetten de girince bakınca görüyorsunuz zaten. Tamam. Yani neden bunda bir niye rahatsızlık hissediyorsunuz ki? Ya ben bunu Duygu Hanım'a da soracağım mesela. İlla Türkçe mesela kullanmak zorunda değiliz. Tabak tek, yani yemeği neden isim sürekli yabancı isim kullanıyorsunuz ben demiştiniz bana. Hiç kesinlikle öyle bir ben şey ben eti söylüyorum. Kesemiyorum yalnız. İzleyebilirsiniz hiç öyle bir şey söylemiyorum. Ya mesela siz de Duygu Hanım iceberg yazmıştınız. Göbek. Ya biz dükkanda kullandığım isimleri kullandım ben. Değiştirmek istemedim. Şeflerime saygısızlık olur gibisinden değiştirmedim ben. Ama tabii ki de siz de kullanabilirsiniz yani yabancı yani ama Türkçemizde belli başlı kelimeler direkt varsa onu böyle iceberg yazmanıza gerek var mı? Şey, şu an ağzımdaki eti çiğnemeye çalışıyorum, çok kusura bakmayın. Etin beklediğini de dikkate alarak yorumlayın. Şu yanlışa düşmeyelim. Yaparsınız. Bazı yemeklerin menşeinden dolayı, o bölgeye, o ülkeye ait olmasından dolayı veyahut farklı teknikle normal bildiğimiz yemeklerin yapılış şekillerinden dolayı da orijinal isimlerini kullanabilirler. Evet, evet. Yani şimdi normal patates gratende atıyorum süt veya krema hani kullanıyorsunuz zaten de ama ekstra bunda bilmem ne kullandığından dolayı ismi budur diye literatürdeki ismini kullanabilir. Ona bir itirazımız yok ama patates graten netice itibariyle doğru ama hani dediğim gibi farklı tercihlerden dolayı veya kulağa güzel gelsin diye de kullanan var. İçindeki malzemeleri sayarak yemek ismiymiş gibi lanse eden evet, de var. Evet. Veyahut ismi öyle geçtiği için tariflerde kullanan da var. Tabii ki Serkan'ınkini sorarız o niye kullanmış diye. Ekmek de burada tabanında kullanmış. Güzel ıslanmış ekmeği. Ha onu da tadın lütfen yazıyor çünkü sarımsaklı ekmek dediği için. İki tane karbonhidratın olması yanlış. Patatesin porsiyonu çok güzel ama ekmeğini yine altına göre ayarlamış. Birazcık daha ekmeğin yanında böyle çok azıcık verseydi sarımsak sosu daha güzel olabilirdi. Ama ekmeği altına çok güzel ıslanmış. O yüzden tebrik ediyorum. Ha, duydun mu Serkan? Soğanını çok ekşi buldum. Neyle yaptı bilmiyorum. Narla yaptı galiba ya da bir ekşi bir nar şey. Nar ekşisi kullanmış. Ha, olabilir. Hazır ürün yine tabii ki de. Onun tadı çok fazla geliyor. Soğan değil de daha çok nar ekşisi tadı alıyorum buradan ben. Sizin için bilmiyorum. Etinde çok olmuş. Sert. Böyle mi oluyor acaba? Nar ekşisi yok macun gibi onda. Olmuş. Neydi? Yani, evet, soğan reçeli mi? Özür dilerim. Soğan. Ha pardon. Bu macun gibi yani birazcık da reçel gibi değil macun gibi olmuş katılıyorum. Macun gibi olmuş. Etli de çok sert ağzıma aldığım zaman gerçekten çiğneyemiyorum yani dişlerin evet, arasına dolduşan. Bir kere daha deneyeceğim onu. Duygu Hanım birazcık da çiğnemeye vakit ayırsanız. Biraz siz masaya gelin de ilk önce salatamızı bir yiyseydiniz. Geleceğim ben şimdi servisimi yapıp geliyorum. Keşke. Sizden daha hızlı olduğumu düşünüyorum ama. Teknikleriniz yanlış. Teknikten vuracağım peki, sizi bugün. Peki konuşalım. Gelin burada bekliyorum. Beni bugünden korkutuyorsunuz. Eğer doğru yaparsanız olması gibi olursa yani teknik sizinle masanıza hiç konuşmaya da bilirim. İsterseniz konuşmam zaten. Ama ben evet. Önüme gelen yemeğe bakarım. Ben bu yemeği mesela restorana gitsem geri gönderirim. Duygu Hanım bu masanın sözcüsü sizi ilan ediyor bir dakika, gerçekten. Bir dakika önemli bir şey bu. Geri mi gönderirsin bu eti? Evet geri gönderirim çünkü hayır pişmemiş çok sert çünkü et. Bunu gerçekten eyvah. Yani, ekmeği lezzetli. Ekmek çok lezzetli ekmeği yani. Lezzetli gerçekten ama iyi almış. Patatesi de güzel. Hangi peynir kullandınız patatesinizde? Parmesan. Evet evet tuzunu oradan tuz attınız mı içine peki? Attım. Risk almamışsınız o yüzden evet. Risk alıp ne yapmam gerekiyordu? Tuz kullanmadan parmesan tuzuyla bunu tuzlandırabilirdiniz. Hiç gerek var mı? Tuz kullanmadan yapabilirdiniz. Gerek var mı diyorum. Neden olmasın? Ay deminden beri tuzsuz diyorsunuz yemeklerin. Şimdi de bir anda niye tuz kullandığına döndü. Duygu Hanım biraz anlamak biraz mı? Tabii bir şey. Tabii ki isterseniz alabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Garip yani ya. Salatamız neydi? Rokalı cevizli miydi? Cevizli, tulum peynirli, roka salatası, narlı. Narlı. Ha, balık menüsü olsa daha güzel olurdu. Yani basit buldum ben. Salatası. Salatayı mı? Evet. Ama etin yanına roka yemez miyiz rokalı yeriz, salatalar? Yo, yeriz. Falan. Yeriz. Ama ikisinde parmesan yazıyor oranın birazcık evet. Kesebiliriz. Ha hem gratende farklı bir peynir kullanırsa evet daha tulum kullandım zaten. Okay. Tulum dedi parmesan demedi. Tamam o zaman. Bakacağız salatanın tadına yorum yapmadan bilmiyorum. Bakmam geliyor. Lazım ilk önce. Hazel hepsinden yedin mi? Etinden, ekmeğinden, patatesinden, soğan reçelinden. Yedim. Hatta benimki biraz fazlaydı herhalde. Et bana da sert geldi o yüzden iki tanesini. Et sert evet. Et bana da sert. Serkan et sert diyorlar ya. Çok sert ya. Evet. Yani bekledi. O dönemde sertleşmiş olabilir. Anında servis yapamadık. Isıtma yapmadınız mı acaba? Onu merak ısıtma ediyorum. Isıtma yaptım. Teşekkürler. Tüm yemeğini ısıttınız, gratenle ısıttınız mı? Soğuk geldi bana çünkü o. Yok, graten fırındaydı zaten. Tamam. Bunlar böyle uzun mu oluyor? Siz içecek Serkan istemiştiniz Bey. Değil mi? Özür dilerim. Uzun uzun mu doğranıyor? Ben de ölmüş rokalarınız. Ben gazoz alabilirim. Nasıl ben de alabilirim. Ben bunu? Sarı veya siyah
Hem benim bir tane bütün rokam var. Ayran da var. Portakal suyu, teşekkürler. Tamam. Hazel ne oldu? Büyük roka diyorsun. Yani bayağı büyük. Sert. Elimle kırdım onları. Evet. Özellikle bıçak değdirmek istemedim. Yani uzunluğunu buradan görebilirsiniz ama bence. Ya, bunu ben ağzıma bir bağ roka lazım. Ve kap kullandığınız tabak seçimi şuna çok bakar mısınız? Tabak çok küçük kalmış. Evet, tabak aç, çok küçük, rokalar çok büyük olmuş. Ya da ürün büyük. Aç, aç salata bu. Zuhal Hanım dışında pek fazla yiyen de yok. Ama yorumlar... Maşallah gırla gidiyor yani. Dünden onu da anlamıyorum ben. Az yiyeyim biraz, evet. Bana yemek yemiştiniz bahsediyorsun çünkü. Siz yedim, biraz bir yemişsiniz. Ben yedim, evet. Duygu Hanım. Duygu yemedin mi? Hayır, ekmeğinden de yedim, etinden iki tane yedim. Hı-hı. Patatesin yarısını yedim ve içeriden tadına baktım hepsinden. Şöyle, ben etleri bitirdim. İki tanesi gerçekten çok sertti ve bıraktım. Ben de bakabilir miyim? Mantarlarını beğendim. Mantarları yedim, evet. Ekmek de güzel ıslanmış fakat ekmek hazır. Onun dışında... Hazır derken? Ya siz yapmamışsınız ekmeği. Yapmadım, evet. Tamam, ıslatmasını kullandım. Siz yapmışsınız. Sosu güzel geçmiş. Yani ben bunu özellikle ekmek niye kullandınız diye sormanızı beklerdim. Onun yerine hazır ekmek kullandım gibi bir garip şeyle geliyor. Evet, buyurun lütfen. Et çok sert. Pişmesini hiç beğenmedim. Eyvah. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim pişmesini. Mantarları beğendim. Ekmek, sos nasıl? Sos ekmeğe güzel geçmiş fakat ekmek hazır. Patates de güzel, tadı güzel fakat soğan reçeliniz de pek hoşuma gitmedi. Neden? Nesi bitmedi? Yani ağzımda bıraktığı tat, yani sanki böyle ağzımda... Daha önce yediniz mi? Soğan reçelini yiyen vardır bence. Hayır, size sormuyorum. Hazel Hanım'a soruyorum. Peki, konuştuğu için. Önce lafımı bitireyim, sonra bana soru sorun. Peki, lütfen. Olur, teşekkür tamam, ederim. Tamam, okay. Soğan reçelini beğenmedim, kıvamı hoşuma gitmedi. Yediniz mi daha önce? Daha önce yemedim. O yüzden şu anda kıvamı... Ne bekliyordun mesela da ne umdun, ne buldun? Yani çok... Yani doğru mu bilmiyorum ama jelibon gibi geldi bana açıkçası. Ağzımda çevir çevir hoşuma gitmedi. Yani et de çok sert olduğu için bunu biraz... Yani soğan reçeli dendiğinde ne geliyordu aklına? Ne bekliyordun? Nasıl bir tat bekliyordun? Yani biraz daha böyle hafif olabilirdi. Çok yoğun geldi bana. Şeker mi, ekşisi mi? Nesi yoğun geldi? Yani şekerli ve kıvamı çok yoğun geldi bana. Yoğun geldi. Reçel yani et sert olduğu için, reçel. Et sert olduğu için bana yoğun geldi. Beğenmedim. Beğenmedim. Beraber yiyemediniz, meçleyemediniz. Yani. Salatada bayağı yani çok gösterdim, daha göstermeyeyim. Büyük buldum. Büyük, çok büyük ama cevizler güzel, cevizlerden aldım. Sosu nasıl? Sosu güzel fakat dediğim gibi kesiminde biraz hata sıkıntı var. Evet. Evet Nagihan'cığım sen de. Evet Zuhal Hanım, aslında et genel anlamda baştan aşağıya lezzetli. Mantarı, kreması gayet güzel ama etleri pişmemiş gerçekten. Ama lezzetli bir yemekte. Sadece etlerinde sorun var. Gratende de patates güzel ama soğuktu. Soğuk evet, niye bu kadar soğuktu? Fırında beklettim aslında. Zaten. Allah Allah, ama yani, çok buz gibiydi patates. Bekleme süresi işte demek anladım ki biraz daha ısıtılabilirdi. Evet, patatesin de üzerindeki belki parmesan yanmasını istemedim. İşte. Özellikle evet, bunun biraz sıcak olması gerekiyor ama ya, daha güzel oluyor. Için hani, ama tadı ama güzel, haklısınız. Tadı güzel. Soğan reçelinde ben de bunu macun gibi buldum. Önceden hiç yemedim daha önce ama nasıl olur bilmiyorum. Sanki bana böyle daha mı böyle kıvamlı gelir? Daha mı böyle akışkan? Derken, biraz akışkan daha. Akışkan mı kıvamlı mı? İkisi biraz farklı. Biraz daha kıvam böyle akışkan şeklinde mi olur gibi geldi. Biraz da çok ekşi. Ama yani sırf şimdi tatlıya da boğmak değil. Orada bir denge yaratmak lazım. Tatlıyı kıracak, ekşidir. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Ben önceden yani, yemedim. Ben daha önceden yemedim. O yüzden etin söylüyorum. Etin yanına da ben yakıştığını düşünüyorum. Özellikle kremalı. Etin yakına yakıştığını düşünüyorum. Kremalı yani, sosun yanında gayet renk olarak da benim bu tabakta böyle bir renk görmem hoşuma gitti. Salata nasıl tatlı? Salatada Zuhal Hanım çok büyük. Çiğneyemedim, yutamadım açıkçası. Gerçekten çok büyük doğramışsınız. Bıçak denemeyi keşke düşündünüz mü? Ya sert. Hayır, bıçakla de yemeği düşündünüz mü yani? Bıçak nasıl roka yani bu tabak sonuçta? Tabak seçiminiz yanlış işte. Tamam. Elinize sağlık. Sarımsakla ekmek nasıl? O güzel. Güzel dedim, genel anlamda yemeği güzel, tadı... Lezzeti tamam lezzeti diyorsun, eti pişmesi sıkıntı sadece diyor et, Nagihan. Et, etinizden ötürü, yoksa lezzetli, güzel. Mr. Necip. Merhabalar. Merhaba. Siz sormalı. Bizler deyiz, hamdolsun. Ha, seni alalım. Şöyle ben genel olarak beğendim. Sadece salatası bir rokalarda biraz bana elle parçalamışsın orada anlıyorum hani vitamini gitmesin diye. Daha küçük yapılabilirdi ama ekşisi, sosu, salatanın mükemmel. Beğendim. Vinaigrette rokaları, sos yaptım. Vinaigrette mi? Evet. Hı-hı. Şey, rokaları ölmüş mü? Yok, rokaları çok canlı, çok tamam, güzel gözüküyor. Sosu şey da güzel, salatayı beğendim. Orada bir sıkıntı yok. Gördüğünüz itibariyle yedim zaten etler ve mantarlar ve turşu hariç. Turşu da tuzlu olduğu için acıları almıyorum. Hı-hı. O yüzden ama hepsinin tadına baktım. Ama orijinalinde
var yani. Var, turşu sevilmez diye ayrıca evet, koymayı. Evet, araştırdım, yani baktım. Pişirirken içine koymadım. Özellikle ayrılabilsin diye üstüne koydum. Soğan reçeli kısmında da evet farklı bir şey bekliyoruz. Beklemiyorsak puan kıracağız diye söylemiştik zaten. Evet, konuştuk evet. Başlarken menüye bakmıştık hepimiz. Farklı bir şey sundunuz. Orada takdir ediyorum zaten. Teşekkür ederim. Tadı da benim hoşuma gitti. Sarımsaklı ekmek de çok güzel kısımda da ama arkadaşlarımız da belirttiği gibi galetenin biraz sıcak gelmesi gerekiyordu. Evet. Yani onu fırından çıkardıktan sonra... Zamanlama hatası oldu biraz. Aynen, yani aynen. Fırını açık bırakmak istemedim. Hani bu sefer de fazla pişecekti belki. İstediğim kıvamı tutturamayacaktım. Evet, etin çok sert. O kısma katılıyorum. Bir tane aldım. Zaten şurada kestim görebilirsiniz. Hepsi öyle değil ama ben de yedim. Biraz tavanın azizliğine uğramışım orada. Küçük gelmiş herhalde. Ama et hariç evet diğerlerini beğendim. Güzel tadı.